Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün yeni karakter, neydi bunun adı, Grover miydi, Grover, öyle bir şey. Bir yandan görüntü ayarlarına dedim, çünkü görüntü ayarlarını en son bayağı düşürmüşüm, çünkü canlı yayında kasıyordu. Bir şöyle yapalım, kasmamasını umalım. Evet, güzel olmuş yeni karakter ekranı. Kilitleyelim. Wow, burada mı kart seçiyorsun? Bir saniye, atımızı alevli yapalım önce, kartlar. Wow, böyle şey mi olur? Tamam, her vuruluşumuzdan daha az damage yiyelim. Oho, işler bayağı değişmiş. Seviye atladıkça kartlar güçleniyor falan. Daha hızlı koşalım. Güç değiştirdiğimizde etrafı yavaşlatalım. Bu şey. Bir can dolduran auramız var. Ya onu güçlendireceğiz ya da yeteneklerin bekleme süresini azaltacağız. Yeteneklerin bekleme süresini azaltalım. Tamam. Oo, bir de bu tarafa doğru da oho abi bu sistem mantıklı olmamış. Bu çok hızlı yapılmaz yani. Normal vuruşlarımız rakibin maksimum canına belirli bir oranda hasar versin. Şimdi bunlara da bakmak lazım tekrar. Oyda. Tamam, şimdilik bu kartlarla idare edeceğiz. Çok zorlamıyoruz şimdilik. Şu an böyle yetinelim. Karakterden bahsedelim. İlk defa Paladins'e yakın menzilli bir karakter geldi. Bu abimiz işte. Baltamızla vuruyoruz. Sol tıkımızla sağ tıkımızla baltamızı fırlatıyoruz ve çarpan hedefi yavaşlatıyoruz. Şöyle ben de ilk defa oynuyorum zaten. A kartlardan birini güçlendiriyoruz her seviyede. Kart açılmıyor. Bütün kartlar açık. Çok ilginç. Çok enteresan olmuş. O zaman yediğimiz hasarı azaltalım. Bu arada çok ilginç bir sistem. Enteresan olmuş. Q yeteneğimiz şöyle alanımızı değiştiriyoruz. Mesela şu an bakın solda healing şeyi açıldı. Etrafımızdaki tüm dostları iyileştiriyoruz. Şimdi değiştirdim. Şimdi hasarımızı arttırıyoruz sanırım ya da etrafımıza hasar veriyoruz. F yeteneğimiz şöyle atıp uçuyoruz. Bakalım onu düzgün kullanabilecek miyiz? Ultimiz ise etrafımıza dönerek hasar veriyoruz. Bakalım nasılmış bu abimiz. İlk defa dediğim gibi menzilli bir karakter geldi Paladins'e. Ben de ilk defa oynuyorum. Umarım çuvallamayız. Capture and Siege modunda. Şöyle baltayı fırlattım ama arkadaş son anda kaçtı gördüğünüz üzere. Buldum. Evet. Şöyle iyileştirme aurasına geçiyoruz çünkü çok hasar yedik. Ve saklanıyoruz. Ve ölüyoruz. Çağın içindeyken bayağı kaotik şeyler yaşandı şu an. Alışmak gerekecek. Kimse almamış mı ışınlanma noktasını? Siz şaka mısınız? Herkes birbirine kilitlemiş. Ha ya da rakibi kırdı belki de, özür dilerim, rakip kırmış da olabilir. Şuraya kuralım abi. Ve bölgeyi ele geçirelim. Tamamdır. Ele geçirdik makineyi, gidiyoruz. Çok vuruyorlar, çok vuruyorlar. Yani bu F tuşunu iyi kullanmak lazım. O bayağı yavaşmış bu arada saldırı hızı. Baksanıza ne biçim hasar yiyorum ve ben o hasarı veremiyorum yani. Kart seçimlerim de yanlış olabilir tabii ki, bu bayağı yüksek bir olasılık ama en azından o adamlar benimle oynanırken bizimkiler oyalanırken bizimkiler kapıyı ilerletti. Şimdi kartlardan birini güçlendirebiliyoruz. Aynı kartı art arda iki kere güçlendiremiyoruz anlaşılan. Hızımızı arttıralım çünkü gördüğünüz üzere rakiplere ulaşma ve rakiplerden kaçma sıkıntımız var. Şimdi yeni bölgenin çıkmasını bekleyeceğiz. Ben kapıyı alayım. Yeni bölgeye yakın bir yere koyarız. Kapı görevi bende olsun. En useless adam benim şu an çünkü. Skorum da gördüğünüz üzere rezalet. Zaten bu oyunda ben muhtemelen hep menzilli karakterleri oynayacağım ama yeni çıkmışken denemek lazım. Şuraya koyalım kapıyı. Bizimkiler buradan gelsinler. Geldi bile.
Mesela böyle direkt yukarı çıkabiliyoruz. Bu aşama şimdi burası insanla dolu, o yüzden kaçacağız buradan. Lanet olsun. Hiçbir şey yapamıyorum. Ya bir kişiyi avlamak için girdim, 3 kişi çıktı. Ne yapayım? 0-3-1 olduk ya. Yapacak bir şey yok. Karşı takımda yalnız yeni karakter yok. Kimse denemiyor mu arkadaş? Bir deneyin, öğrenin. Hop. Kırdınız mı kapıyı? Herhalde. Yo. Ha, yerini değiştirmişler. Hayda, niye ışınlanamıyorum abi? Bana yasak mı ışınlanmak? Abi olaya gel. Bakın kapı görünüyor orada. Herkes gözümün önünde gidiyor. Ben ışınlanamıyorum. Herhalde bug. Vay arkadaş. Yapacak bir şey yok. Şimdi aldılar makineyi zaten. Bizimkiler mi aldı makineyi? Yok, rakip almış. Böyle şey mi olur ya? Zaten yeni karakter deniyoruz. Beynim akıyor. Üstüne bir de sizinle mi uğraşacaktım? Çok yavaş saldırırız. İnanılmaz yavaş. Ama tabii şöyle bir durumu var. Menzilli şampiyonlar sürekli mermi yenilemek durumundalar. Bu abide öyle bir mevzu yok. F tuşunun mekaniğini beğendim. Ama bir öldüğüm için çok bir anlamı olmuyor. Abi yine öldüm. Yine öldüm. Yeter artık. Hani ya ölüyüm ya da hiçbir işe yaramıyorum oyunda genel olarak şu anda. Yani bana rağmen kazanırsa takımım bayağı takdir etmek lazım gerçekten. Heh, bu sefer şimdi ışınlarsın. İhtiyacım yokken ışınlarsın. Gel buraya. Bir de hasar aurasına geçelim bakalım. Şöyle bir yavaşlatalım. Bakın yani adamla 1v1 yapıyoruz ve adam beni şu anda yok ediyor. Derken son anda yendik ama kesinin oklarına yem olduk sonra da. Ben yine yediğim hasarı azaltacağım çünkü görevimiz tank olmak belli ki. Çünkü başka hiçbir işe yaramıyorum. En azından biraz hasar tutayım, üstünde 0-5-2 olduk şu anda. Koskoca Dolores soy bu hallerim düşecekti. Neyse, ultimize az kaldı. Ultisi eğlenceli görünüyor. Aura değiştiriyorum hasar vermek adına. Ve çok hasar yiyip ölüyorum. Bu nasıl bir hasar? Ne biçim bir karakterim, ben hiçbir işe yaramıyorum. 1-6-2 olduk, tamam. Spectator Dora 40 RP. F mekaniği gerçekten çok eğlenceli. Aura değiştirme mantığı güzel. Burada o tam olarak ne kadar hasar veriyor yazıyor mu? Aura. Yazmıyor. Ya hasar ver ya iyileştir yazıyor sadece. Onu bileydik, iyiydi. Tamam, fena da vurmuyoruz ama tutturmayı başarırsak. Aura değiştiriyorum yavaşlatmak için. Bakın elim alışmaya başlayınca bir şeyler yapmaya başladık. Birinin o damage yemesi gerekiyordu orada, o kişi, ben üstlendim yine. Hızımızı arttıralım yine, koşmamız rahat olsun. Heal'la gidelim önce, rakibin yanına girdiğimizde şeye geçeriz, hasara geçeriz. Yavaşlatmak için rakibi. Nasıl öldüremedim onu ya? Çok güzel kase atacak. Mesela bu güzeldi bakın. Bu hoştu. Orada kesi var. Kesi. Gel bakalım. Alan değiştiriyorum hem yavaşlatmak için hem de hasar vermek için. Tamam, kaytlaya kaytlaya kesemiyorlar bizi artık. Bu güzel. Bu hem hasar azaltmanın etkisi var bunda, hem de bayağı hızlandırdık ya kendimizi %15 civarı bunun. Baltaya bakalım. İyileştirme aurasına geçelim ve gidelim.
Yine yakına girdiğimizde saldırıya geçeriz. Yine şöyle bir sürpriz yapalım. Güzel, akmaya başladık, çözmeye başladık. Yine aldığımız hasarı azaltıyorum tank olarak çünkü yakına girmemiz gerekiyor ve yakına girdiğinizde ölümüne burst diyorsunuz. Gerek barikin kuleleri olsun, gerek rakipler olsun, bir şekilde hasar yiyorsunuz. Bu yüzden hasar azaltmayı, ya bu kart bu Juggernaut yani ezer geçer iyi bir kart seçim bana kalırsa. Healing de bekleyelim, hasar arasına geçeceğiz. O ultinin hasarını yemeyelim. Galiba birazcık yedik ama yapacak bir şey yok. Can dolduruyoruz şu an. Bakın burada yazıyor sürekli. Onu kaçırttık. Bu bizi öldürecek. Bu bizi... Hadi! Ah be! Bir gram canı kalmıştı ama son anda öldük. Neyse ki bizimkiler en azından kanımızı... Yapraklarımızı yerde bırakmadılar. Ve Eevee'den intikamımızı aldılar. Tam oyunu kazanacağız gibi görünüyor. Ben biraz toparladım. Hani 1-5'ten 5-8'e gitmek başarılı bana kalırsa. O yüzden sıkıntı yok şu an için. Kapıyı mı aldınız yine? Abi valla ne diyeyim ki? Yoksa şey, rakip makine gelirken ışınlanılmıyor mu diyeceğim ama millet gözümüzün önünde ışınlandı az önce. Sadece biz ışınlanamıyoruz. Bu karakteri third person'dan görmek lazım bence sürekli. Yani çünkü bu kadar aktif ve hareketli bir oyunda herkes atlayıp zıplarken bu şekilde milleti görmeye çalışmak çok zor. Hani biraz daha sırttan görsek çok daha rahat olur. Daha hiç ulti atamadım. Aklıma da gelmedi. Ulti atayım bir ara. Gördüğünüz gibi ultisi hoş, tamam. Buna full ulti ile iş yaptırmak lazım. Bu geç bile kaldım. 10 dakikada bir tane ulti attım. Ben şu kapıyı alayım, burada bırakmasınlar saçma sapan, daha mantıklı bir yere koyarız. Şimdi ultim olsa keşke, bölgeye atlardım direkt. Baksanıza şu kaosu, yani melee oynamak gerçekten çok sıkıntı burada. Abi çok vuruyorlar, ben bir de tankım, çok vuruyorlar. Lanet yağsın. Şunun aslında yavaşlatma oranını biraz arttırabiliriz çünkü bunu kullanıyorum yani. Savaşa girdiğimde direkt rakipleri yavaşlatıyorum ama rakibi yavaşlatacağım ama kendimi hızlandırırım. Kaçışım da daha garanti olur. Şekil değiştirmek zorunda da kalmam. Lütfen ışınlanabileyim artık. Teşekkürler. Asist bile alamadım, yok ettiler. Tamam, son kapıları bakalım patlatabilecek miyiz? Bir ulti daha atmak nasip olur umarım. Kendimi yuvamda hissediyorum. Alan hasarına geçiyorum. Yavaşlatıyorum. Ve hasar veriyorum. Kaçtı. İyileştirelim. Herkes kaçıyor ya. Kitle kontrolümüz yok ya pek. Direkt adamı da tutturabiliyoruz. Sarmaşı. Ulti atmak nasip olmadı ama karakteri görmüş olduk arkadaşlar. Amaç oydu zaten. Beğendim. Hoş bir karakter. Alışmak biraz zor çünkü bu kadar hareketli, benzilli, uçup kaçtığınız bir oyunda böyle humbur humbur bir karakter oynamak gerçekten başta bayağı zorluyor. Ama doğru kartlarla güzel şeyler olabileceğine inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Bu Tatlışko karakterimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Paladins gerçekten her yamada inanılmaz değişiyor ve herkese açık bir oyun olmasına artık birkaç ay kaldı diyebiliriz. Beta key falan bulmak istiyorsanız Paladins Yardımlaşma Grubu Facebook'ta ve Paladins Türkiye sayfamızı ziyaret edin. Buralardan elimize geçtikçe anahtar paylaşıyoruz. 13.9.8 oynamışız son olarak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.